Bursa muhtarlarımız muhteşem bir koroyla bizlerle birlikte olacak. Aslında onları daha önce de izledik. Bugün Nilüfer'de izleyeceğiz. Hepimiz heyecanlıyız. Şimdi ilk olarak bizlerle BUSMEK, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Ritim Grubu buluşacak. İsterseniz konsere geçmeden önce biraz BUSMEK'le ilgili bilgi verelim sizlere. BUSMEK Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları, yani kısa adıyla BUSMEK, 2006 yılından bu yana Bursalılara çağın gerektirdiği şekilde ücretsiz sanat ve meslek eğitim kursları veren, yaygın eğitim ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitim organizasyonu olma özelliğine sahip. 2006 yılında yalnızca 5 kurs merkeziyle yola çıkan BUSMEK'ten 2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibariyle şimdiye kadar eğitim alan kursiyer sayısı 300 bine yaklaşmıştır. Halen Bursa'nın 10 ilçesinde faaliyet gösteren 25 farklı mekanda 350 branşta eğitimler veren BUSMEK bir halk üniversitesi konumundadır. Yılda yaklaşık 30 bin kursiyer eğitimlerden istifade etmektedir. Sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra şehirde yaşayan kadınların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmelerini de önemsiyor. Bu nedenle BUSMEK Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi'ni 2015 yılında faaliyete geçmiş durumda. Daha önceden el sanatları kurslarında eğitim alan kadınlar için hem terapi hem de düzeyli bir ortamda sosyalleşmelerine yönelik bir uygulama evi olarak 82 kadına hizmet vermektedir. Ayrıca Hüdavendigâr Kent Parkı içindeki BUSMEK Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi'nde müziğin insanlardaki etkisi düşünülerek kadınların hem ruhlarını dinlendirmek hem de kendilerine enerji vermesi açısından Darbuka Ritim Kursu'yla birlikte 11 kişiden oluşan bir ritim grubu oluşturuldu. Bursa'da çeşitli etkinliklerde mini konserler veriyorlar. Şimdi hazırsanız o ekip buraya gelecek. Önce alkışları duyalım. Harikasınız. BUSMEK Ritim Grubu üyeleri, alkışlar hiç kesilmesin, daha da artsın lütfen. Gülçin Sarısaç, Emine Yüksel, Nesrin Yanık İçöz, Berrin Sakallı, Birsen Karakuş, Gülşah Göl, Bedia İlvan, Nursel Çağlan, Hacer Doğan, Sarem Menekşeda ve Tülay Baştürk alkışlarla sahneye geliyorlar ve onlara eşlik etmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Orkestrası bizlerle birlikte. Alkışlar onlara gelsin. Ve bu bölümde son olarak alkışların en yükseğini sizlerden rica ediyoruz. Bu bölümün şefi ritimde Volkan Yandık alkışlarla orkestramızı yönetmek üzere buraya geliyor. Thank you.
Thank you.
Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSMEK Ritim Grubu'nu izlediniz. Çalgıcı Mektebi ile birlikte harika dakikalar yaşattılar bizlere. Bizler de onları kocaman alkışlarla uğurlayalım lütfen. Şimdi perde kapanıyor ama birazdan yine açılacak. Yeniden birlikte olacağız. Evet, kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz. Sahnedeki değişimi fark etmişsinizdir. Şimdi Bursa Muhtarlar Korosu için sahnemiz hazır. Arkada büyük bir heyecan var. Böyle eller titriyor, dizler titriyor. Kimileri böyle 8. kez çıkacak, kimileri ilk kez çıkacak. Gerçekten arkası muhteşem. O muhteşemlik birazdan buraya da yansıyacak. Şimdi aslında muhtarlarımızı çağırmadan önce, davet etmeden önce kısa bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu konserimiz korumuzdaki Nilüfer muhtarlarımızın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yani burada bir taraftan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çalgıcı Mektebi ile birlikte yürütülen bir projede işbirliği var. Ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nin Uğur Mumcu sahnesinde bugün iki belediyenin ortaklaşa
işbirliğiyle bu konseri sizlere gerçekleştiriyoruz. Bunu söylemişken iki kişiye de çok önemli alkışlar almak istiyorum. İlki Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik. Aramızda kendileri hoş geldiniz diyoruz. Ve bir diğer konuğumuz, aslında ev sahibimiz kendisi, Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem bizlerle birlikte. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi'nin ortak organizasyonuna hepiniz bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Türkiye'de bir ilk olan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, 2010 yılında kurulmuş, düzenli olarak konserler, enstrüman dersleri vermekte ve koro çalıştırmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında Türkiye'de bir ilk olan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Mühürden Notaya adı altında yeni bir projeyle Bursa Muhtarlar Korosu kurulmuş olup ve düzenli olarak bugüne değin çalışmalarını sürdürmekte. Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinden katılım sağlayan muhtarlarımızdan oluşan koromuz, daha önce Bursa merkezde olmak üzere Gemlik'te, Yıldırım'da, İnegöl'de ve Yenişehir ilçelerinde konserler verdi. Bugün de gülümseyen Nilüfer ilçemizde sizlerin huzurunda konserlerini icra etmektedirler. Şimdi az önceki alkışları biliyorum. Yani performansınızın ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Aynı alkışları bir kez daha rica ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız gelecek. Ev sahibi olan Nilüfer muhtarlarımızdan başlamak istiyorum. Her muhtarımızın adını okuduğumuzda o güzel ellerinizin alkış çırpınışlarının, seslerinin daha yüksek olacağını ümit ediyorum. Gerçekten performansınız bu gece çok güzel. Muhtarlarımızın da performansı alkışlarla oranla daha da yüksek olacaktır. İlk olarak Beşevler Mahallesi Muhtarı, Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer. Fethiye Mahallesi Muhtarı Sabahattin Kelebekler. 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar. Kızılcıklı Mahallesi Muhtarı Ülkü Celep. Gemlik ilçesiyle devam ediyoruz. O bir fenomen. Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca. Muhtarım Gemlik'ten mi getirdiniz? Gemlik'ten mi geldiniz? Aa, bizim Barış Bandosu da buradaymış. Haritpaşa Mahallesi Muhtarı Sevim Koçdemir. Genç Ali Mahallesi Muhtarı Mürüvvet Güney. Hani alkışların oldu? Şimdi Süleyman Çelik Başkanımızın da eskiden başkanlık yaptığı ilçeye geçiyoruz. Yenişehir'e geçiyoruz. Yenişehir ilçesi mahalle muhtarlarında devam ediyoruz. Ulu Cami Mahallesi Muhtarı Yurdanur Ülker. Osman Gazi ilçesi mahalle muhtarlarımıza devam ediyoruz. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Tunçezer. Nalbantoğlu Mahallesi Muhtarı Gönül Metelikçi. Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay. Hamza Bey Mahallesi Muhtarı Şaban Gülen. Akar Hüsam Mahallesi Muhtarı Narin Selçuk. Önceki dönemler Çekirge Mahallesi Muhtarı 1984-2014 yılları arasında 20 yıl boyunca aslında muhtarlık yaptı. Biz ona Çekirge Valisi diyoruz medyacılar olarak. Mehmet Taşkeser. Yıldırım ilçesiyle devam ediyoruz. Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Ayten Ülkü. Şükraniye Mahallesi Muhtarı Ergün Kahraman. Musa Baba Mahallesi Muhtarı Gülay Şahin. Umur Bey Mahallesi Muhtarı Hayri Gürkoru. Selimzade Mahallesi Muhtarı İsmail Gülay. Önceki dönemler Siteler Mahallesi Muhtarı 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yaptı. Selma İncesu Çakır. Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular. Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci.
Balaban Mahallesi Muhtarı Şerif Sevcan. Şimdi alkış performansınızı bir kez daha görmek istiyoruz. Ve orkestramız alkışlarla geliyor. Kemanda Murat İliş. Klarnette Tümay Nevzat Sarıgül. Bateride Gürhan Günay. Gitarda Okan Turna. Klavyede Arif Ürper. Ritimde ve aynı zamanda önceki bölümün şefi Volkan Yandık. Evet, birinci bölümümüze başlıyoruz. İlk üç eseri muhtarlarımız koro halinde seslendirecekler. İlk eserimiz Safalar Getiriniz. İkinci eserimiz Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın. Ve üçüncü eserimiz Kulakların Çınlasın. Hani alkışlar? Thank you.
yapıyoruz. Şöyle bir alkışlarla seyrini bir duyalım isterseniz. Belki de daha güçlü olabilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bireysel bölümlere geçiyoruz. Dördüncü parçamızda, dördüncü eserimizde devam edeceğiz. Alkışlarla Aktar Hüsam Mahallesi Muhtarı Narin Selçuk mikrofon başına geliyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini eseriyle bizlerle birlikte. O en güzel yıllara.
Alkışlar muhtarımız Narin Selçuk'a. Şimdi 5. eserimizle devam ediyoruz. Alkışlar önceki dönemler Çekirge Mahallesi muhtarı, yani bir diğer ünvanıyla Sayın Çekirge Valisi'ne Mehmet Taşkeser geliyor. Bulamazsın eserini bizlerle paylaşacak. Saçlarına karlar yağınca eskimiş şal gibi tarlarsın. Bir de saçlarına karlar yağınca eskimiş şal gibi atarlar seni. Eğer gideceksen mani olamam, düşersen sonunda yine bu beni defasız kullardan defa bekleme. Kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seven. Bulamazsın, bulamazsın mutlu eden. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sevgilim dünyanın kanunu böyle. Sevip mutlu olan var mıdır söyle. Seni benim gibi kimse anlamaz. Bulamazsın beni, başka biri. Sen benim gibi kimse anlamaz. Sen başka biriyle. Müzik
sevdasız kullarda defa bekleme. Kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Hadi beraber. Bulamazsın. Şimdi farkındaysanız ben sustum, alkışlar konuştu. Bunun üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi sırada koromuzla devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun. Alkışları duyalım lütfen. Thank you.
Harika değil mi? Sırada Kavaklı Mahallesi muhtarımız var. Serap Özbay alkışlarla mikrofonun başına geliyor. Ve Hatıram Olsun eserini bizlerle paylaşıyor. Oh.
sitem ettiysen, sitem sevgiden doğar. Ben sende yaşadım, seninle tattım böyle bir Serap Muhtarımıza. Şimdi sırada aslında hüzünlü bir hikayenin türküsü var. Türkiye denizcilik tarihi açısından oldukça da bir önemi var bu hikayenin. Şimdi bu türküde bir muhtarımız türküyü icra edecek, bir muhtarımız da hikayesini okuyacak. Nalbantoğlu mahalle muhtarımız Gönül Metelikçi hikayesini okuyacak aslında. Fethiye Mahalle Muhtarımız Sabahattin Kelebekler de seslendirecek. Ah bir ataş ver diyoruz. Çanakkale Boğazı, Naraburnu açıkları. 4 Nisan 1953. Saat 02:15. Uzun ve yorucu bir seferden dönen Dumlupınar denizaltısı, Naraburnu açıklarında İsveç bandıralı Nabuland şilebi ile çarpıştı. Sessiz, soğuk ve karanlıktı gece. Başından aldığı şiddetli darbe ile Dumlupınar birkaç saniye içinde sulara gömüldü. Gemideki 81 kişilik mürettebattan sağ kalan 22 kişi geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığındı. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla denizaltı ile irtibat sağlandı. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber oldu. Bu arada oksijeni idareli kullanmaları için aşağıdakilere gereksiz yere konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri söylendi. Ancak saatler süren kurtarma çalışmalarının sonunda, umutların tükendiği anda, karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilirler, türkü söyleyebilirler, hatta sigara bile içebilirler. Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıda tevekkülle ölüme yatmanın hüzünlü ama başı dik türküsünü dinledi. Thank you.
O kazada hayatını kaybeden denizcilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli konuklar, az önce Ah Bir Ataş Ver türküsündeki dansçımız Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'ndan eşlik etti eserimize ve bazı parçalarda, eserlerde onları aramızda daha da göreceğiz. Şimdi koromuzla devam ediyoruz. Ardı ardına iki eserimizi koromuz seslendirecek. İlk eserimiz Bir Sevda Geldi Başıma. Bir diğer eserimiz de Babuba. Alkışlarla söz muhtarlarımızda. Thank you.
Her şey çok güzel, enerji çok güzel, sizler çok güzelsiniz, koromuz çok güzel. Bu enerjiyi bozmadan devam edelim. Şimdiki eserimiz Ağlama Değmez Hayat. Solistimiz Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem alkışlarla sahneye geliyor. Yaşandı bana, ne bulduysa kaybettim, gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybettim, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat, bu göz. Kalbimde hayat şarap gibidir, kederde var neşede. Hayat şarap gibidir, kederde var neşede. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat. Ağlama değmez hayat, bu göz yaşlarına. Ağlama değmez hayat, bu göz yaşlarına. Mikrofonun azı zilini orduk ama. Evet, değerli şefimiz ve çok değerli muhtarlar korosuna kocaman bir alkış. Harikasınız. Başkanımızı bırakmıyoruz. Alkışlar Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e, koromuza ve orkestramıza bir kez daha gelsin. Sevgili koro şefimize bir plaketimiz var. Koromuz adına Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem tarafından. Ve... Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Süleyman Çelik'i buraya davet ediyoruz. Kendisinin bir çiçek takdimi olacak koromuza.
Evet. Çok değerli belediye başkanım. Osman Gazi'mizin, Yıldırım'ımızın, Nülüfer'imizin çok değerli muhtarlar, dernek başkanları ve şu ana kadar birlikte çalışmaktan onur duyduğum çok değerli muhtar arkadaşlarım. Ben de hepinizi hem şahsım hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Taş Beylerin selamlarıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Geceniz hayırlı olsun arkadaşlar. Zamanınızı almayacağım arkadaşlar ama bir şey ifade etmek istiyorum. Biraz evvel muhtar arkadaşlarım içeriye girmek için beklerlerken değerli dostum dedi ki bazı muhtarlarımız ilk defa çıkacak, bazı muhtarlarımız 8.'ye çıkacak, bazıları da belki 100.'ye. Ayakları titriyor. Benim de ayaklarım titredi arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Değerli başkanımla 2014-2019 çalışma döneminde büyük belediye meclis salonunda o çatının altında birlikte görev yaptık. Ancak ikinci dönem nasip olmadı. Bir şey nasip oldu. Siz değerli muhtar arkadaşlarımızla birlikte çalışmak. Hatırlarsınız 2019'un seçimlerinin hemen akabinde Ali Nur Başkanım'ın Osman Gazi salonunda 1058 muhtarımızı topladığı o toplantıyı. Orada çağırdı bütün başkan vekili arkadaşlarımızı. İlk defa orada duydum ben de. Tabii ki Yenişehir Belediye Başkanı olarak değerli olacağımı muhtarım hatırlar. 71 mahalle muhtarımızla çalıştık. Ancak Osman Gazi salonunda Ali Nur Başkanımın bütün muhtarlarımıza hitaben bundan sonraki süreçte Süleyman Başkanımızla beraber çalışacaksınız dediği an benim de ayaklarım orada titremişti. Ama ondan sonra 1058 mahalle muhtarımla beraber çalışmak var ya. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Allah'ıma hamdolsun. Bugünlere kadar beraber geldik. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bundan sonra Bursa'mıza ve 17 ilçemize hep beraber hizmet etmeyi de nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Abi iyi ki varsınız. Konuşmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Süleyman Çelik'e çok çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla kendisini yerlerine uğurluyoruz. Şimdi mikrofonu biraz tek ayak beklettik, cezasını çekti, geldi. Olmuş bir şekilde. Değerli konuklar, sizden yine bir alkış rica edeceğiz. Hem orkestramıza hem koromuza. Kısa bir ara veriyoruz. Hemen ardından yine birlikte olacağız. Bir yere kaybolmayın, yoklamaları aldık. Eksikleri tespit ederiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümle karşınızdayız. Şefimiz de geldi. Serkan Kiviz, orkestra şefimiz bizimle birlikte. Şimdi ikinci bölümün ilk parçasıyla başlıyoruz. Koromuz eseri seslendirecek. Bu arada ikinci bölüme geçmeden önce aramızda olan misafirlerimizi de hoş geldiniz diyelim. Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Bozbey aramızda. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Osman Gazi, Yıldırım ve Mudanya Muhtar Dernekleri Başkanlarımız bizlerle birlikte. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ve ikinci bölümün ilk parçası, ilk eseri Kırmızı Gül'ün Alı Var. Thank you.
Şimdi sırada keman taksimi var. Alkışlar bu kez Murat İliş için. İliş. Alkışlar bu kadar mı? Devam ediyoruz hızla. Sırada Şükraniye Mahallesi muhtarımız Ergün Kahraman var. Alkışlarla mikrofona geliyor kendisi. Söyleyemem derdimi. Thank you.
başımı. Vefasız o yar, o yar görmesin diye. İnleyen şu kalbi Ergün muhtarımız için. Şimdi Karadeniz'e gidiyoruz. Uy. Kızılcıklı Mahallesi muhtarımız Ülkü Celep geliyor alkışlarla. Eseri Divane Aşık Gibi Dolaşırım Yollarda.
Ülkü muhtarımızı alkışlarla uğurluyoruz. Sırada bir Ege türküsüyle devam edeceğiz. Fethiye Mahallesi muhtarımız Sabahattin Kelebekler geliyor alkışlarla mikrofonun başına. Efem türküsüyle bizlerle birlikte. Sana ne mutlu
bayramın kutlu. Sabahattin Kelebekler, Fethiye Mahallesi muhtarımız FM türküsünü bizlere seslendirdi. Sırada Hamza Bey Mahallesi muhtarımız Şaban Gülen var. Hani alkışlar? Eserimiz Dert Ortağım Benim. Sırada bir türkü var. Aslında biraz uzaklara gideceğiz bu bölümde. Sevda Bayraktar, 23 Nisan Mahallesi muhtarımız geliyor alkışlarla mikrofonun başına. Yemen türküsünü seslendirecek bizler için. Thank you.
acep ne işte. Kocaman alkışlar Sevda muhtarımıza. Yemen türküsüyle bizlerle birlikteydi. Sırada Bursa Nilüfer Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Beşevler Mahallesi Muhtarı Erol Yılmazer var. Ela Gözlüm'ü seslendirecek alkışlarınızla birlikte. Gözümle birlikte kendisini alkışlarla yerine uğurluyoruz. Şimdi artık onu tüm Türkiye yakından tanıyor. Kimden bahsettiğimi şöyle göz göze gelelim. Kaybolmuş. Geliyor buraya. Karacaeli Mahallesi Muhtarımız Göksal Noca geliyor. Gel gündüzle gece olalımla bizlerle birlikte. Thank you.
sonunda benim olacaksın. Hadi naz yapma. Sevgiyi aşkı aşka atacaksın. Ya bana bakma. Bıktırma usandırma. Yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma. Gül döktüm yollarına. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Yetmiyor. İsyan ediyor içimde sevgiler, sabrım tükeniyor. Eninde sonunda benim olacaksın. Hadi naz yapma. Sevgiyi aşkı bende bulacaksın. Ya bana atma. Bıktırma usandırma. Yeter beni kız. Yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Hadi bakalım Bursa. Eller havaya. Oturmaya mı geldik? Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Gül kalmadı, bitti. Evet, Göksal muhtarımızı alkışlarla yerine uğurladıktan sonra sırada Balaban Mahallesi muhtarımız Şerif Sevcan var. Büklüm büklüm diyecek. Evet, bu şarkıda telefonlarımızı ışıklarını açıyoruz. Lütfen. Müzik
yaşamından ya da kaderinden ele geçmez isterin. Uğruna hayat vermediysen ne söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysem. Sanki seni boğar gibi, sanki boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büktüm büktüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle Muhteşem.
Şerif muhtarımızı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve sırada önceki dönemler Siteler Mahallesi muhtarımız Selma İncesu Çakır var. Alkışlarla o buraya gelirken seslendireceği eser Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar olacak. Bir yalnızlık şarkısı.
Alkışlar Selma İnce Su Çakır muhtarımız için. Şimdi artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Koromuz iki eseri peş peşe söyleyecek. Sonrasında artık bir final için ve arada bir sürprizle sizlerle birlikte olacağız. Sıradaki eserimiz aslında Bursalı bir bestecinin eseri. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun diyeceğiz. Sonrasında da Affetmem Asla Seni ile devam edecek korumuz ve hemen ardından yine birlikte olacağız.